de eğer epilepsi hastalığı varsa bazı epilepsi nöbetleri fotosensitif dediğimiz ışığa duyarlı olabilmektedir. Mesela önünde çakan parlak ışıklar, fotoğraf çekilmesi sırasında bir flaş, yan yana dizilmiş ağaçların arasından geçerken güneş ışığının arada parlak vurup vurup geçmesi bile nöbetleri tetikleyebiliyor. Bunlara fotosensitif epilepsi diyoruz. Bu tür nöbetler bilgisayar oyunlarından tetiklenebilir, reklamlardan tetiklenebilir. Hızlı, günümüzde olan hızlı o çizgi filmlerden ki parlaklık geçişlerinden tetiklenebilmekte. Dolayısıyla bu çocukların, daha çok çocuklarda oluyor ya da erişkin yaşlarda oluyor, dikkat etmesi gerekiyor bu tür durumlara. Ama normal şartlarda bilgisayar oynamak ya da televizyon izlemek sarı hastalığını ya da epilepsi ataklarını tetiklemez. Epilepsi ve sarı hastalığın en önemli tedavisi günümüzde ilaç tedavisi. Bazı hastalarda ilaçları yaşam boyu kullanmak zorunda kalıyoruz tanı gereği. Bazı hastalarda da hekimden hekime değişmekle birlikte genellikle 3 yıl ya da 4 yıl ilaç kullanımı sırasında kişi nöbet geçirmiyorsa 5-6 ay yayılan bir süreçte ilaçlarını kesebiliyoruz ve hastayı ilaçsız olarak takip edebiliyoruz. İlaçlı tedavi önemli tedavilerden bir tanesi. Bunun dışında ilaca dirençli hastalar için değişik başka tedavi seçenekleri de var. Bunların sıralayacak olursak en önemlilerden bir tanesi beyne pil takılması. Epilepsi hastalığı için geliştirilen yaklaşık 20 yıldır uygulanan belki daha uzun böyle bir yöntem var ve dirençli epilepsilerde beyne pil takılması sarı nöbetlerinin sıklığını azaltabiliyor. Bundan farklı olarak da epilepsi cerrahisi denen bir cerrahi tedavi şekli var. Özellikle bir beyindeki hasara bağlı sarı nöbetlerinde eğer odağın orada olduğunu biliyorsak onu cerrahi olarak çıkarmak hasta için kür dediğimiz tedavi imkanını sağlayabiliyor. Bazı nöbet tiplerinde, özellikle temporal nöbet dediğimiz nöbetler ilaca dirençli ve hastayı bıktırıcı şekilde ya da yakınlarını çok sık nöbet geçirme olabiliyor. Bu hastalar için de beyin incelemeleri, EEG görüntülemeleri sonrası beyin cerrahı arkadaşlarımızla karar vererek özel cerrahi yöntemlerle nöbetlerini durdurmak için cerrahi girişimler yapabiliyoruz.